Herkese merhabalar arkadaşlar. Arman'ın peşindeyiz. Bugün sizlerle beraber Rams Park'ta oynayacak olan Galatasaray Biteksen Antalya Spor karşılaşmasına gideceğiz ama bu maçtan daha önemli bir şey varsa da Mauro Icardi'ye verilen bir maçlık ceza bugün Antalya Spor karşılaşmasında oynamayacak. PFDK tarafından verilen karar sonrasında Mauro Icardi bir maç ceza aldı. Açıkçası bu hukuka da aykırı. Verilen cezanın hangi görüntülerle verildiği ortada değil. Aslında buna tepki için, federasyona tepki için, hatta fenerasyona tepki için gidiyoruz bugün Rams Park'a. Çok agresif bir tribün olacağından eminim. Açıkçası ilk 3 dakika sessiz kalacağız ama ardından federasyonun tüm kurullarıyla istifa etmesi için çağrımızı yapacağız. Diğer kulüpler gibi yapmayacağız. İstifaya davet edeceğiz Mehmet Büyükekşi ve federasyonun tüm yönetimine, tüm kurullarıyla beraber. Açıkçası ben bugün çok agresif bir tribün ve agresif bir takım bekliyorum. Farklı biteceğini düşünüyorum maçında. Ve Beşiktaş karşılaşmasında tam kadro bir şekilde İnönü'yü Kartal'a mezar etmeye geleceğiz. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sponsorumuz Golvar'ın katkılarıyla Galatasaray Antalya Spor maç vlogu başlıyor. Rams Park'ın dış cephesinde yenilikler mevcut. İşte taraftarımızın fotoğrafları. Çok güzel bir çalışma olmuş dış cepheyle alakalı. Birimiz belli oldu. Kalede Fernando Muslera, savunmanın sağında Barış Alper, solunda Derik Kör, stoper ikilimiz Victor Nelson'a Davinson Sanchez, önlerinde Kerem Demirbay ve Lucas Torreira, 10 numara pozisyonu Dries Mertens, sağ açıkta Tete, sol açıkta Kerem Aktürkoğlu ve santraforda Icardi'nin yokluğunda Carlos Vinicius. Yeah!
Galatasaray taraftarı, federasyonun vermiş olduğu kararlar sebebiyle, Fenerbahçe'nin kollanması sebebiyle ilk 3 dakika protesto yapacak. Başladı ama tezahürat yok. Sevdiğim bu dünyada çıkmazdım. Sen çok yaşa. Sen de bir daha. Bu dünyada.
Gidelim.